EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu adına hem komisyonumuza hem de Sayın hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ve komisyon başkanımız Hüseyin Yeşil'e sözü bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Olgun'un da söylediği gibi o dönem EMO İstanbul Şubesi Eğitim Komisyonu'nun hazırladığı bir dizi mühendislik geliştirme seminerleri yapacağız. Bunun ilkini Tuğba'yla başlıyoruz. Onun için de çok Tuğba'yı eskiden beri tanıyorum. Son derecede iyi bir gelişim de gösteriyor. Dolayısıyla ilk seminerin kendisinin tarafından verildiği için de kendisini kutluyorum. Teşekkür ediyorum katkılarından dolayı EMO İstanbul Şubesi Eğitim Komisyonu adına. Herkese bu seminerde iyi algılamalar diliyorum. Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Takdim için teşekkür ederim. Ben öyleyse hemen bir ekran paylaşıp sunuma geçmek istiyorum. Bu seminerde FPGA nedir, nasıl yapılandırılır konularından bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir konu seçtik derseniz, bu konu aslında EMO İstanbul Şube'den çok istenen, çok talep gören bir konuydu. FPGA, FPGA, sahada programlanabilir kapı dizisi nedir, işimize yarar mı, projelerde kullanalım mı gibi sorular da geliyordu. Öğrencilerden, son sınıf öğrencilerden ya da yüksek lisans yapan öğrencilerden, gömülü sistemler üzerine çalışan öğrencilerden de FPGA ile ilgili eğitimler düzenlenmesi talepleri geliyordu. Bu sebeple aslında EMO İstanbul Şube'de kısa eğitimler olarak ya da seminer olarak buna benzer seminerler yaptık daha önce. İlk önce genel olarak bir problemi görmeye çalışalım. Elimizde birçok sensör var. Bu sensörler işte kamera, mikrofon gibi işte biraz daha büyükçe veriler toplayan sensörlerden tutun da sadece sıcaklık verisi gibi daha ufak veri toplayan sensörlere kadar çeşit çeşit. Ve biz bu sensörleri yine karmaşık sayılabilecek işte otonom araç sürme gibi sistemlerde de kullanabiliyoruz. Ya da odanın sıcaklığını değiştirmek için, odanın sıcaklığını ayarlayacak bir termostat için de kullanabiliyoruz. Burada bu sensörlerden aldığımız verileri bu tip karmaşık ya da daha basit sistemlerde nasıl kullanıyoruz derseniz arada bir işlemci ünitesi var. Bu işlemci ünitesi dediğim şey aslında sistemin beyni olarak da düşünebileceğimiz yani çevresi. Çevresinden aldığı verileri alıp, çevresinden aldığı verileri işleyip, buradan bir karar veren yapılar. Bu algoritmalarımızı, karar algoritmalarımızı neyin üstüne kuracağız? Burada gördüğünüz gibi şekilde işlemcilerimiz var. CPU'lar ya da daha karmaşık işler için kullandığımız GPU'lar. Ya da çok çeşitli olan ve çok sık kullandığımız mikrokontrolörler ve ASIC uygulamaya özel entegre devreler kullanılabileceği gibi FPGA'ler de kullanılabilir. Bu mügesemleri kimler için diye sorarsak az önce gösterdiğim slaytta FPGA'ler hakkında genel bilgi edinmek isteyenler için uygun. Çalışmalarında FPGA kullanma olanaklarını tartmak isteyenler için de uygun. Yani ne tip uygulamalarda kullanabilirim, ne kadar sürede öğrenebilirim, bana getirisi ne olur gibi. Bunları tartmak isteyenler, karşılaştırmak isteyenler için uygun. Gömülü sistemler üzerine çalışmak isteyen öğrenciler, bu işte son sınıf öğrencileri de olur, işte yüksek lisans doktora öğrencilerine kadar. Bunlar o öğrencilerimiz için uygun. Aynı zamanda FPGA kullanmakta olup da hali hazırda mesaj yoluyla bu seminere katkı vermek isteyenler için de uygun. YouTube mesajlarını ben şu anda göremiyorum ama bana iletilecekler bu sebeple katkılarınızı ve sorularınızı eğitim boyunca YouTube'dan ya da şu an nereden izliyorsanız oradan yazabilirsiniz. Çok da mutlu olurum. Yazarsanız çok iyi bir eğitim olacağına inanıyorum. Peki, ilk önce başlayalım. FPGA dediğimiz şey İngilizcesi Field Programmable Gate Array yani sahada programlanabilir kapı dizisi. Nedir bu derseniz aslında elimizde öyle bir
tuval var ki bu tuvali, fabrikadan çıkan bu tuvali biz istediğimiz lojik devreyi kurmak için kullanabiliriz. Biz bu tuvali öyle bir yapılandırabiliriz, öyle bir renklendirebiliriz ki bu tuval sonunda bizim istediğimiz sayısal sistemi gerçekleyecek, sayısal sistem fonksiyonunu gerçekleyecek bir hale gelebilir. Şimdi buna benzer işleri nelerde yapıyoruz diye bakarsak ASIC, GPU ve mikro işlemciler ve mikro işlemcilerin içinde olduğu mikrokontrolörler öne çıkıyor. İlk önce onlardan biraz bahsedeceğiz ki bu üçü aslında hem elektronik mühendislerin hem de mühendislik öğrencilerinin daha aşina olduğu bir üçlü. Böylelikle FPGA'ya geçmek daha kolay olur. Peki bunlar varken, bu alternatifler varken neden FPGA'yı kullanalım? Ondan bahsedeceğiz. Birazcık orada eğer ikna edebildiklerim olursa ya da projemde evet ben bunu kullanabilirim diyenler olursa daha sonra FPGA'nin yapısı ve nasıl yapılandırdığımızı gösterip bir de ufacık bir örnekle bir tasarım akışında işte sözlü tanımdan en son gerçeklemeye kadar bir tasarımı örneklendirip bitireceğiz. Şimdi ASIC mikro işlemci ve GPU'lardan biraz bahsedelim. ASIC Application Specific Integrated Circuit. Bunlar nelerdir aslında? Yaygın olarak tasarlanmaz. Ancak yaygın olarak kullandığımız cihazlar. Kendileri hızlı, düşük güç tüketir ve eğer ki çok fazla üretim yaparsanız, milyonlarca üretim yaparsanız birim başına maliyeti de çok düşük olur. Ancak bir kere ürettiğiniz zaman programlaması ya da ufak tefek değişiklikler yapması, sahada bunları yapması mümkün değil. Bir diğer dezavantajı da prototip üretim süresi uzun. Yani tasarımınızı yapıyorsunuz, işte bütün doğrulamalarınızı yapıyorsunuz, lab'e gönderiyorsunuz bunu, üretilip geliyor 3 ay sonra, ondan sonra test ediyorsunuz vesaire. Dolayısıyla prototip ve üretim süresi haliyle markete çıkma süresi de uzun. Mikro işlemci ve mikro kontrolörler sanırım her seviyede, her büyüklükte şirketin, firmanın, işte fabrikanın vesairenin kullandığı sistemler. Neden? Çünkü kullanımı kolay ve üretim hızlı, işte markete çıkış süresi kısa ve birçok uygulamaya uygun olmakla birlikte sınırları var. Burada başka sınırlar da işte mikrokontrolörü nasıl seçeceğimize dair sınırlar. GPU'lar ise aslında son yıllarda makine öğrenmesinin de ve işte görüntü işlemenin de çok yoğun yapılmasıyla birlikte yaygınlık kazanan yapılar. GPU'lar yüzlerce binlerce paralel işlem yapabilirler. Ancak bu paralel işlem dediğimiz şey her işlem paralelleştirilemez bunlardan. FPGA ile ASIC'i karşılaştırarak başlayalım. FPGA bir ASIC'in yapabileceği herhangi bir mantıksal işlevi gerçekleştirebilir. Öyle ki işte FPGA'nin üretiminden sonra bu FPGA'ya bir işlevsellik katarak amacımıza ulaşabiliriz. FPGA'ler ASIC'lere göre biraz daha düşük maliyetlidir. Neden? Çünkü daha az üretim yapacağınız zaman daha düşük maliyetlidir. ASIC'ler ise seri üretim yapacağımız zaman daha ucuz olurlar. Tasarım süresini ve tasarım riskini azaltmak ve de hızı arttırmakla ilgili karşılaştırmamız da şöyle olacaktır. En hızlı FPGA'den daha hızlı çalışacak bir ASIC tasarlamak için en gelişmiş yarı iletken işlemini kullanmak oldukça riskli. Şöyle bir örnek verebiliriz. Yeterince para verip 65 nanometre, 40 nanometre bir ASIC tasarlamak isteyebilirsiniz. Ancak 20 nanometre hatta 14 nanometre ASIC tasarlamak daha riskli olacaktır. Tasarımı daha riskli olacaktır, daha pahalı olacaktır ve tasarım süresi daha uzun olacaktır. Oysa ki mevcut FPGA'lar zaten teknoloji olarak 20 nanometre hatta 14 nanometreyi kullanıyorlar. Bu demek oluyor ki FPGA'nin kullandığı altyapı zaten hızlı. Dolayısıyla siz onun üzerine bir şeyler kurarak yaklaşık 20 nanometre teknolojisiyle üretilmiş bir FPGA'nin üstüne bir şeyler kurduğunuz zaman 65 nanometre ASIC teknolojisindeki hızı yakalayabilirsiniz. Bu örneği özellikle verdim çünkü ben FPGA öğrenmeye başladığım zamanlar işte 2008'de falan FPGA ile ASIC arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bu hız olarak gösteriliyordu. Diyorduk ki ASIC çok daha hızlı. FPGA işte az sonra göstereceğim FPGA'nin iç yapısını.
FPGA içindeki yollardan ya da yapılardan ya da kullanılmayan yapılardan dolayı bizi çok yavaşlatıyor diyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada şu karşılaştırmayı da yapabiliriz. Aynı hıza ulaşabileceğimiz iki teknolojimiz var. 65 nanometre ASIC çalışmak ya da mevcut bir FPGA'yı alıp, ki kendisi 20 nanometreyle üretilmiş, onun üstünde tasarım yapmak. Dolayısıyla hız artık FPGA ve ASIC karşılaştırmasında eskisi kadar vurucu bir fark değil. FPGA ve mikrokontrolör karşılaştırması ise bizim için aslında daha önemli bir karşılaştırma oldu. Bu sebeple ilk önce her ikisinin de çalışma şeklini bir karşılaştıralım. Şöyle bir mavi bir bloğumuz var. Bir iş yapacağız. Bu işimiz ne? İşte girişleri okuyacağız. Bu girişleri, iki tane girişimiz var, bunları okuyacağız. Bunları toplayacağız ve toplamı da bir yere yazacağız. Şimdi bu işi mikrokontrolörde ya da mikro işlemcide yapmak istersek nasıl yapacağız? Birinci çevrimde işte gideceğiz. Bir çevre birimden, bir memoriden ya da bir yerden birinci veriyi okuyacağız. Daha sonra ikinci veriyi gidip yine CPU'nun içine getirip koyacağız. Güzel, ikinci çevrimiz. Üçüncü çevrimde okuyacağız. Dördüncü çevrimde de bunu yazacağız bir yere. Dolayısıyla her bir işimiz sırayla yapılıyor olacak. Burada şeye takılmayalım, pipeline vardır, yoktur ya da işte aynı anda iki iş yapabiliyordur, yapamıyordur. Onlara takılmayalım. Mikrokontrolörde yaptığımız şey bir program yazmak ve bu program aslında satır 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 yap dediğimizi yapıyor. Gelelim FPGA'ya. FPGA biraz daha, FPGA'de ise donanımın kendisini tasarlamamız bekleniyor. Donanımın kendisi şu şekilden de belki hatırlarsınız. İkinci, üçüncü sınıfta gördüğümüz işte sayısal sistem tasarımı, lojik devreler olabilir bu dersin adı. O derste gördüğümüz yapıların aynısı aslında. Ne yapıyoruz? Girişleri oku, topla ve toplamı yaz. Bizim için toplama devresi demek bu. İki girişim var mı? Var. Güzel. Bunları topla ve çıkışı al. Eski derslerimizden hatırlarsak eğer bu zaten bir yarı toplayıcı devresi şu anda şeyde ekranda gördüğünüz. Devrenin kendisi orada. Yani ilk önce toplamı daha sonra eldeyi üretmiyor. Ya da ilk önce A girişini sonra B girişini okumuyor. A ve B girişlerini aynı anda okuyor. Devre orada. Bir kapı gecikmesi var elbette. Ve çıkışı da giriş değiştikten o kapı gecikmesi kadar süre sonra alıyoruz. Burada bir çevrim yok. Dolayısıyla çalışma mantıkları bambaşka. Bu sebeple biz bu ikisini karşılaştırırken birinde alan, birinde zaman biraz daha öne çıkıyor. Örneğin bir algoritmayı FPGA'de gerçekleştirdiğim zaman ben aynı işi yapan başka bir B algoritmasıyla karşılaştıracaksam eğer bu ikisinin FPGA üstünde ne kadar alan kapladığına bakarım. Halbuki mikrokontrolörde alanımız sabit, zaten bir entegre. Mikrokontrolörde ise biraz daha şuna bakmak gerekiyor. A ve B algoritmaları bir tanesi 5 birim zaman, bir tanesi 10 birim zamanda mı çalışıyor? Hangisi daha hızlı çalışıyor? Hangisi daha yüksek throughput üretiyor? Hangisi daha düşük gecikme ile çalışıyor? Gibi zaman karşılaştırmaları yapmak daha mantıklı oluyor. Her ikisinde de uygulamaya göre cihaz seçiyoruz. Mikrokontrolörde uygulamanın cinsi, mikrokontrolörün içermesi gereken işte çevre birimleri ve de mikrokontrolörün içindeki CPU'nun komut setini, yani neler yapabileceğini gösteriyor. FPGA'de ise yine aslında benzer bir mantığımız var. Uygulamamız FPGA'nın içindeki bileşenleri belirlememizi sağlıyor. Bu bileşenler nelerdir? İşte lojik devreler, yeşil kutuda gördüğünüz gibi ne kadar kapı var, ne kadar RAM var. Ve de başka bazı özellikler ki onlardan da az sonra bahsedeceğiz. Ama önce FPGA ile GPU'yu da karşılaştırmak istiyorum. Sebebi GPU'ların son zamanlarda çok yaygın olarak kullanılıyor olması. FPGA'larla GPU'ları şöyle bir kullanım alanı açısından karşılaştıracak olursak, GPU'lar bir kere kayan noktalı aritmetik işlemlerde. Çok başarılılar grafik işleme, bilgisayarlı görü, hesaplamalı finans ve makine öğrenmesi gibi uygulamalarda sıklıkla kullanıyoruz ve çok da başarılılar. Performansları yüksek. Kaybımız ne? En büyük kaybımız aslında enerji. Ama o kadar büyük işler yapıyorlar ki o kadar enerji harcaması da normal karşılanıyor. Peki, ancak biz bu enerji tüketimini her yerde kabullenebilir miyiz?
Örneğin otonom araç 60 ile işte bir hız tabelası görüyorsunuz. Bunun bir hız tabelası olduğunu ve de hızın 60 kilometre bölü saate indirilmesi gerektiğini anlayacak bir sistem kuruyorsunuz. Burada GPU kullanıyorsunuz. Güzel. GPU bu enerjiyi nereden sağlıyor? Ne kadar sürede bu cevabı veriyor? Bunlar çok önemli. Peki benzer bir işi bir drone üstünde yapmak istediğimizi düşünelim. Drone'un üstüne GPU koyup bununla bir işte bisiklet yarışını takip etmeye çalışalım. Buralarda sistemimiz biraz daha zorlaşıyor. Çünkü drone'un zaten kendi bataryası uçmasına ancak yeterken bir de biz bunun üstüne GPU gibi bir yük bindiriyoruz. Bu sebeple özellikle makine öğrenmesi de işin içine girdiğinde son zamanlarda şöyle bir trend var. Bu tip işlemleri işte sensör uçlarında ya da dronelarda ya da enerji kısıtı bulunan başka yerlerde yapmak istiyorsak eğer şöyle biraz işte performanstan ödün verip örneğin 32 bit kayan nokta değil de 16 bitlik işlem yapıp ya da hiç kayan noktalı işlem yapmayıp sabit noktalı işlem yaparak birazcık performanstan ödün verip güç tüketimini düşürmeye çalışıyoruz. İşte o tip sistemlerde de FPGA'ler yani o tip uygulamalarda da FPGA'ler biraz daha kullanılır oluyor. Başka nerede kullanılır oluyor derseniz bu görüntü işleme gibi alanlarda gerçek zamanda çalışmamız gerekiyorsa yani görüntüyü gerçek zamanda işleyip işte çok kısa ve belirli bir gecikme sonrasında bir karar vermemiz gerekiyorsa FPGA'ler biraz daha avantajlı oluyorlar. Bir de tasarımcı açısından bakmak lazım. Az önce söylemiştik mikro işlemci uyumlu kontrolörler zaten birçok mühendisin kullandığı yapılar. GPU'lar ise daha yüksek seviyeli dilleri bilenler, işte programlama yeteneği daha iyi olanlar için biraz daha hızlı tasarım imkanı sunarken FPGA tasarımcısı biraz daha alt seviyeden, daha donanım seviyesinden başlamak zorunda daha az tanımlı blok ile çalışıyor. Yani birçok bloğu aslında kendisi yazmak zorunda. GPU için birçok kütüphane hazırken FPGA için de aslında birçok kütüphane hazır. Ancak bunlara kütüphane demeyeceğim, başka bir isim vereceğim ve öyle devam edeceğiz. Peki bütün bunları düşündüğümüz zaman neden FPGA? Yani bu aşamaya geldiğimizde neden FPGA kullanalım? Şimdi FPGA işlevi kendi imalatından sonra tanımlanabilecek bir yarı iletken, bir cihaz. Bir FPGA sayesinde ürün özellikle bir ürün sunduğunuzda, bir FPGA üstünde sunuyorsanız eğer bu ürünün özellikleri, işlevleri, fonksiyonu yeniden programlanabilir, yeniden yapılandırılabilir. Programlanabilir sık kullanacağımız bir kelime ancak bu programlamayla bir az önceki örnekte gösterdiğim gibi bir mikrokontrolörü programlama ya da bir GPU'yu programlama aynı mantıkla değil. Aynı kafada işler değiller. Bu yüzden FPGA programlama demekten genelde kaçınıyorum, yapılandırma diyorum. Peki bu işi neden yapmak isteyebiliriz? Neden sahaya sürdükten sonra bir şeyleri değiştirmek istiyoruz? Yeni standartlara uyum sağlamak için ya da ürün sunulduktan sonra bile donanımı belirli uygulamalar için farklı farklı yapılandırmak isteyebiliriz. Bir örnek, ufak bir örnek verelim. Bu örnek bir arka görüş kamerası. İşte geri vitesi aldığınız zaman açılan kamera olsun. Ve mevcut sistem diyelim ki arkadaki görüntüyü, yani kameradan alınan görüntüyü ön panelinize 250 milisaniye içinde iletiyor olsun. Ve resmi bir düzenlemeyle artık arabalarda bu görüş kamerasının gecikmesinin 100 milisaniyenin altında olması gerektiğini gerektiği resmileşti diyelim. Peki 250 milisaniye gecikmeyle çalışan bir sisteminiz vardı. Bunu buradaki gecikmeyi 100 milisaniyenin altına nasıl indirebiliriz? Birçok şekilde indirebiliriz aslında. Ne yapabiliriz? Eğer ki FPGA ile tasarlamışsak bu görüntü iletim sistemini bir pipeline kullanabiliriz. Belli işlemleri paralelleştirebiliriz. Böylelikle işte biraz daha fazla alan ama daha kısa süre, daha kısa gecikme ile aynı sistemi ufak tefek değişikliklerle kurabiliriz. Belki de cihazı değiştirmek zorunda kalmadan bu işi yapabiliriz. Peki mikro işlemci tabanlı bir sistemde bunu yapmak mümkün mü?
mümkün, oldukça zor olmakla birlikte mümkün. Ama clock hızını, işte saat hızını 2,5 katına çıkartmak sadece çok da mümkün değil. Bu gibi avantajları olduğu için FPGA'ler kullanılabilir. En büyük avantajı ne dedik? Yeniden yapılandırılabilir olması dedik. İşte mikrokontrolörler ve mikro işlemciler de öyleler. Ancak bunlar paralel çalışmayı desteklemiyorlar. Paralel çalışma dediğimiz şu, aynı anda hem çarpma hem toplama hem işte bölme hem bir lojik işlem, işte kaydırma gibi hepsini birden yapabilirsiniz alanınız el verdiğince. Başka, zaman kritik uygulamalara uygun. Yani kapı 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 neredeyse yapılandırdığınız için siz bütün bu sistemi girişinden çıkışına olan gecikmesi hem kısa gecikmeyi hem kısa tutabiliyorsunuz hem de sabit tutabiliyorsunuz. Yani çok değişken bir gecikme elde etmemiş oluyorsunuz tasarımınızın kuvvetine göre. Bu nerelerde kullanılıyor? İşte Mileiro savunma uygulamalarında, havacılık uygulamalarında, Software Defined Radio denen yazılım tabanlı radyo uygulamalarında bu sebeple FPGA'ler tercih ediliyor. Peki, güç tüketimi açısından bakacak olursak performansına göre güç tüketimi düşük sayılabilir. Yani hiçbir uygulama için en düşük güç tüketimli alternatif FPGA'dir diyemem. Neden diyemem? Birincisi GPU ile karşılaştırırken aslında adil değil. GPU'da çünkü kayan noktalı aritmetik kullanıyorum. FPGA'de de aynı işi aynı şekilde kayan noktalı aritmetikle yapmak istersem FPGA'nin tükettiği güç çok daha yüksek olacaktır. Ancak hani sabit noktalı aritmetik için optimum performansı verir. Optimum güç tüketimini optimum güç tüketimiyle. Başka ne avantajları var? İşletim sistemine ihtiyacı yoktur. Ha, üzerine işletim sistemi kurulamaz mı? Üzerine bir işlemci gömülüp bir soft işlemci gömülüp ki bugün açık kaynak kodlu işlemcilerimiz de çok fazla risk 5 gibi. Üzerine bir işlemci gömülüp bunun üzerine bir işletim sistemi kurulabilir. Yani ihtiyacınız olduğu zaman FPGA'nın üzerinde bir işletim sistemi de kullanabilirsiniz. Bunu özellikle yazdım buraya biraz daha GPU ile karşılaştırmak için de bir GPU tek başına kullanmıyoruz. Neden? Bir GPU aslında çıkışını yazmak için büyükçe bir RAM'e ve daha sonra bunu okumak için, kontrol etmek için başka bir CPU'ya ihtiyaç duyar. Halbuki FPGA'nın içinde az sonra göstereceğiz zaten. İsterseniz bir işlemci, isterseniz bir toplayıcı, isterseniz bir kaydırma devresi, isterseniz bir modülasyon devresi, isterseniz bir encoder, isterseniz bunların hepsini birden aynı çipin üzerinde tasarlayabilirsiniz. Şimdi buraya kadar eğer benimle birlikteyseniz, neden tasarladığımızı gördüysek, neden kullanabileceğimizi gördüysek, bu noktadan sonra biraz daha FPGA nedir? Onu anlatmaya çalışalım. Ne dedik? FPGA bir kere kapı dizisi. Öyleyse içinde kapılar olması gerekiyor. Kapı denince aslında aklımıza iki temel şey gelmesi lazım. Bir tanesi kombinasyonsal yapılar. Yani çıkışı giriş değiştiği anda değişen yapılar. Bir diğeri ise register'lar. Bu arada özür dilerim ben birazcık geç alıyorum soruları sanırım. FPGA'ya mikro PLC diyebilir miyiz gibi bir soru var. Aslında biraz mikro PLC değil de daha makro PLC bence. PLC olabilir, doğru söylüyorsunuz. PLC'nin de yapısı gibi işte. O da programlanabilir lojik, bu da programlanabilir lojik. Hatta şu ekranla birlikte ikisi birbirine çok benziyor. Az sonra bu ekran biraz değişecek. Onlarla birlikte PLC'den neden daha değişik olduğunu göreceğiz. Metin Sunan'ın sorusuymuş bu. Kardeş Aslan'ın sorusunu pek anlayamadım. Kusura bakmayın. Benchmark kavramını biraz açıklayabilir misiniz? Demiş. Ben nerede benchmark'tan bahsettiğimi pek çıkartamadım. Yani ileride tekrar hani açıklanmamış olursa çok özür dilerim. Açıklanmamış olursa tekrar hatırlatır mısınız farklı bir dille soruyu? Evet. Bu şuraya kadar, bu aşamaya kadar birazcık PLC'ye benziyor. Gayet güzel. Bunlar bizim temel bileşenlerimiz. Temel bileşenlerin üstüne bir de hard IP'ler var. Bunlar da aslında FPGA'ların ilk çıktığı zamanlar işte 90'lardan 2000'lerde sadece temel bileşenler varken
bugün çok sayıda hard IP, IP intellectual property, hard IP donanım parçası mevcut. Örneğin bu resimde ne görüyoruz? Resimde gördüğümüz Intel'in bir FPGA. Bu FPGA 14 nanometre teknolojisiyle yapılmış ve üzerinde high bandwidth memory ve ona bağlanabilmek için gerekli kontrolör, PCI Express yani çevre birim bağlantı kontrolcüleri, high speed Ethernet gibi önemli bloklar var. Başka neler olabilir? Burada görünmüyor, resimde görünmüyor ama elbette ki saat üretici var. Yani saat üretici, benim bu FPGA'ye bağladığım 50 MHz'lik clock saati, saatin polaritesini değiştirebilen işte 25, 20, 12, 100 MHz'lik clocklar üretebilen, saat işaretleri üretebilen üreticilerim var. Yani mikrokontrolörlerde de olur. Hani şu saatle ya da bu saatle çalışsın diye bir seçeneğimiz ama burada biraz daha farklı. Burada diyoruz ki saati ben verdim, ben sana 50 MHz veriyorum, sen bundan işte 32.5 MHz üret. Bunu yapabilecek üreticilerimiz, PLL'lerimiz FPGA'ların içinde mevcut. Programlanabilir, yapılandırılabilir PLL'lerimiz mevcut. Başka neler var? İşte çarp biriktir, multiply akümülatör devrelerimiz var. Neden? Çünkü aritmetik işlemlerde sıkça kullandığımız, sıkça ihtiyaç duyduğumuz bloklar bunlar. Bunun dışında başka, son zamanlarda çok çekirdekli mikro işlemciler de konuyor. Yani bir soft işlemci değil, gerçekten donanımsal olarak aynı silikonun üzerinde, aynı çipin üstünde bir ARM işlemci ya da bir işlemci çekirdeği ya da çok işlemcili bir subsistem olabiliyor. Başka neler var? DSP'ler ki işte Digital Signal Processing Unit'ler olabilir. Bunlar da yine az önce söylediğim gibi daha hızlı ve daha verimli çarpma ya da diğer işte aritmetik işlemleri yapabilmek için koyduğumuz parçalar. Peki. Şimdi çok fazla parça var. Güzel ama bu parçaların ne kadarını biz tasarlıyoruz? Aslında soru bu olmalı. Ve ne aşamada, nasıl tasarlıyoruz? Bir kere bu bahsettiğim intellectual property'ler kullandığınız FPGA'nin cinsine göre, üreticisine göre belirli esnekliklerle sizlere sunulmuş durumda. Birçoğu ücretsiz bir şekilde sunuluyor zaten ve siz bunları programlayabiliyorsunuz. Örneğin bir haberleşme sistemi kuracaksınız FPGA'nın üstüne ve bir FFT bloğu lazım size. Ne yapıyorsunuz? Gidip işte FFT ile ilgili olan o bloğu alıp işte konfigüre edebiliyorsunuz. Buradaki FFT bloğunu gidip FPGA fabriğin üstüne kuruyor. Yani az önce gösterdiğimiz kapılar, register'lar ve kabloları kullanarak tasarlıyor. Ama onun dışında az önce örnek verdiğim işte saat işaretini üret dediğimiz zaman bunu gidip içerideki PLL'lerle üretiyor. Ya da bellekler, blok bellekler var. Blok belleklerin kontrolcüleri var. Ya da bu örneklerde gördüğümüz gibi örneğin şu sarı olan bir video işleme uygulaması. Dolayısıyla bir H264 encoding için bir blok tasarlanmış. Ya da diğeri yine bir haberleşme uygulaması için. Burada neleri kullanıyor? Burada da işte işlemciler kullanıyor. Bu arada aynı çip üzerinde hem işlemci hem de entler, orlar, işte kapılar, register'lardan oluşan FPGA altyapısı kullanıyorsak bunun ismine System on Chip, kırmak üstü sistem diyoruz. Bu video işleme uygulamasına bakacak olursak bu sarı olan kutu Lattice Semiconductors'ın bir FPGA'yı. Şu mavi olan kutu Aria 10 Altera idi eski ismi, Intel'in bir ürünü. Ve de aşağıdaki işte sarımsı daha renkli olan kutu ise yine bir System on Chip. Kırmak üstü sistem. Bu kırmak üstü sistemde şurada gördüğünüz şu sarı alan, az sonra nasıl programlayacağımızı, nasıl yapılandıracağımızı anlatacağım. FPGA kısmı
Diğer kısımsa, şu gri kısımsa işte bir an duy korteks sistem ve buna uygun çevre birim kontrolcüleri. Bu da Xilinx firmasının ürettiği bir kırmak üstü sistem. Bu üç tane bu üç firma FPGA en büyük üç, aslında işte Intel ve Xilinx aslında en büyük iki üretici. Dolayısıyla şeylerinde hem FPGA'larını hem kartlarını hem de programlama araçlarını kullanıyoruz. Peki bir FPGA'yı nasıl tasarlayacağız? İlk yaptığımız şey işte sistemin bileşenlerini bulmak. Dolayısıyla bir işlevsel blok şemasını oluşturmak. Yani gelen veri işte bir A bloğunda işleniyor, bir şeyler oluyor. Bunun çıkışı C bloğunda işleniyor. Aynı çıkış bir de B bloğunda işleniyor. İkisi gidiyor D bloğunda işleniyor ve daha sonra E bloğuna geçiyor. Şimdi az önce bahsettik, bu blokların hepsini tasarlamak zorunda değiliz. Zaten bir kısmı mevcutta var. Öyleyse bu mevcut, bu blokları, mevcut olanları mevcut IP'lerle değiştiriyoruz. IP'lerle değiştirirken ne yapıyoruz? İşte konfigürasyonunu ona göre yapıyoruz. İşte PLL kullanacaksak şu B bloğunda işte giriş saat frekansı şudur, çıkış saat frekansı budur. Bana bunun için bir blok üret diyoruz ve üretilmişini alıp kullanıyoruz. Peki sonra ne yapacağız? Eksik blokları kodlayacağız. Eksik blokları farklı farklı şekillerde kodlayabiliriz. Şematik yöntemler kullanabiliriz. Verilog, VHDL gibi donanım tanımlama dilleri kullanabiliriz. Peki başka ne yapabiliriz? Bu donanım tanımlama dilini anlatacağım. Ama daha sonra işte kodladık, bütün sistemi bitirdik. Bu sistemin doğru çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Dolayısıyla simüle etmeliyiz. Simüle ettik, sistem tasarımını doğruladık. Burada çeşitli doğrulama adımları var. İşte fonksiyonel olarak doğruladık, zamanlamasına baktık. Güç tüketimini doğrulamayla ölçmek birazcık zor ama imkansız değil. Yine en azından bir tahmin yürüttük. Ve daha sonra sistemi FPGA donanımına eşledik ve sistem üzerinde tasarımımızı denedik. Şimdi burada da bir kart görüyorsunuz. Bu kart yine Xilinx'in işte FPGA'ine sahip Digilent'in ürettiği bir kart. Okullarda falan çok sık kullanılan, işte birçok yerde aslında sıkça kullanılan bir deneme kartı sanırım. Bu tip kartlar üstünde çalıştırabilirsiniz ilk tasarımlarınızı. Dolayısıyla bu size bir de prototipleme şansı verir. Yani bu FPGA'yı alıp siz kendinize özel kartı yapmadan önce bu işte kartlar üstünde tasarımınızın doğruluğunu sınayabilirsiniz. Peki. FPGA'nın içinde neler var? Biz bu yapılandırma dediğimiz şeyi neler üstünde yapıyoruz? FPGA aslında şöyle bir kafes yapıya benziyor. Bu kafeslerin içinde programlanabilir, konfigüre edilebilir lojik bloklar var. Bunu Altera'dan, Intel'den aldığım için ismi CLB. Xilinx'inkine bakarsanız başka bir isim takılmış olacaktır buna. Ama neticede kafesin içine dizilmiş, programlanabilir, konfigüre edilebilir lojik bloklarımız var. Başka nelerimiz var? Şu mor çizgilerimiz var. Bu mor çizgiler bir lojik bloktan bir başka lojik bloğa nasıl gideceğimizi gösteriyor. Yani sol üstteki bir lojik bloktan sağ alttaki lojik bloğa farklı farklı yollarla gidebiliriz. Bu yolun da bu sebeple programlanabilir olması gerekiyor. Yani birinci lojik bloktan beşinci lojik bloğa geçerken, beşinci lojik bloğa mı geçeceğim yoksa bir başka lojik bloğa mı geçeceğim? Bir lojik bloğun çıkışı bir diğerinin girişine nasıl gidecek? Bütün bunları bu ara bağlantıları programlayarak, konfigüre ederek yapıyoruz. Bunun dışında bu kafesin çevresinde bir de giriş çıkış blokları görüyoruz. Bu giriş çıkış blokları aslında birçok giriş çıkış standardını sağlayabilen bloklar. Bu standartlar neler olabilir? İşte LVDS olabilir, low voltage TTL olabilir. Ya da differential input output standartları olabilir. Kullandığınız FPGA'ya göre birçok farklı I/O standardını, giriş çıkış standardını sağlayabilirsiniz. Güzel. Şimdi neden kullanacağımız az çok
açık, neye benzediği yapının açık. Şimdi programlamam gereken iki şey var, konfigüre etmem gereken. Bir, lojik bloklar, bir de ara bağlantılar. Sorun şu, ben bunları nasıl programlayacağım? Üç tane programlama teknolojisi kullanılıyor. Bu üçünde de anahtar kelime bir bellek elemanı. Yani SRAM tabanlı, flash tabanlı ya da Antivirus tabanlı programlamadan bahsedebiliriz. Yani programlama ya da yapılandırma dediğimiz şey aslında bu lojik bloklardaki minik minik işte birer bitlik bellek hücrelerine lojik 1 ya da lojik 0 yazmaktan ibaret. Şekli görünce daha iyi anlayacağız ama bu bellek elemanları ne olmalı? Sorumuz şu anda bu. SRAM mı olmalı, flash mı olmalı yoksa Antivirus teknolojisi mi olmalı? Ne istediğimize bağlı. İstediğimiz şey yeniden programlanabilir olması. Öyleyse Antivirus kullanmamız mantıklı değil. Başka ne olması? Aslında kalıcı olması. Yani elektriği kestiğimiz zaman FPGA'nın üstündeki konfigürasyonu unutsun istemiyorum. Bu sebeple SRAM'i de eleyebilirim. Ancak bir isteğim de şu, diğer lojik bloklar hep standart CMOS prosesiyle üretilecekse içindeki bellek elemanları da, bellek hücreleri de standart CMOS prosesiyle uyumlu olmalı. O zaman da flash'ı kullanamıyorum. Şimdi demek ki üçünü birden sağlayan bir teknolojimiz yok. Ama neyi kullanıyoruz? SRAM tabanlı teknoloji en sık kullanılan programlama teknolojisi. Peki SRAM işte kalıcı bellek değil, yani elektriğini kestiğimde konfigürasyonu uçup gidecek mi? İşte uçup gitmesin diye aldığımız önlem şu. FPGA'nın yanına bir tane de flash bellek koyuyoruz. Böylelikle ben enerji verdiğim zaman karta flash üstündeki konfigürasyon dosyası FPGA'nın üstüne gönderiliyor. Böylelikle sistemi açtığım zaman işte konfigürasyonu ve de gerekliyse başka tutmam gereken başka verileri tekrar FPGA'nın üstüne alıyorum. Bu dediğim gibi en sık kullanılan yöntem. Ama bunun dışında tabii ki yeniden programlanabilir, kısmen yeniden programlanabilir istekler olabiliyor. Onlara göre farklı çözümler de üretilebiliyor. Şimdi nasıl programlayacağımızı gördük. Öyleyse şunu görelim. Bir programlanabilir blok ne kadar büyük olmalı? Yani ne kadar büyüklükte bir şeyi programlayabilmeliyim ben? Bir eksenimiz olsun. Diyelim ki eksenin bir ucunda transistör, yani öyle ince ayarla programlayayım ki ben bu bloğu transistör bunu açık tut, bunu kapalı tut gibi anahtar seviyesinde tek tek ince ince işleyebileyim. Bu eksenin bir ucunda olsun. Dolayısıyla eksenin diğer ucunda daha büyük bir şey seçmem gerekiyor. Aklıma gelen en büyük programlanabilir yapı işlemciydi. İşlemciyi koydum. Aralarda neler var? Aralarda şunlar var. Programlanabilir diğer lojik elemanlar var. Programmable array logic, programmable logic array gibi. Lookup table'lar var. Bir sonraki slide'da göstereceğim. Birbirine bağlı max'lar var. Yani koca bir işlemciyi ya da küçücük bir kapıyı seçmek zorunda değilsiniz. Birkaç kapıdan oluşan max'lar programlanabilir olabilir. Ya da kapılar. Ortalığa NAND kapılarını dizersiniz. İşte biri var, biri yok, biri var, biri yok diye birçok fonksiyonu, bütün fonksiyonları gerçekleyebilirsiniz. Ya da en ince işlediğimiz kimdi? Anahtar seviyesi transistör. Çok ince işlemek isterseniz tasarım süresi uzun olur. ASIC tasarlarsınız. Yok. Tasarım süresi kısalsın. Ben doğrudan işte ne yapması gerektiğini yazayım işlemci gibi. Programlayayım gitsin derseniz o da ufak fonksiyonları gerçeklemek için fazla kaynak israfına yol açarsınız. Örneğin bir toplama yapmak için koca bir STM mikrokontrolörü kullanmak istemeyiz. Peki. Burada seçtiğimiz yapı lookup table'lar. Yani FPGA'ların kullandığı programlanabilir lojik birimler lookup table'lar. Lookup table neye benziyor? Şuradaki şekle benziyor. Aslında birkaç tane max'ın oluşturduğu bir yapı gibi görebiliriz. Bu lookup table'ın 4 tane girişi var. I1, I2, I0, I1, I2, I3. Bir tane de çıkışı var. Peki. Bu çıkışa dikkat edecek olursak max'ların çıkışı var. Bu max'ların çıkışı bir flip-flop'tan geçiyor ya da geçmiyor. Esas benim basit lojik elemanımın
çıkışını oluşturuyor. Buradaki kırmızı kutuların her biri birer SRAM hücresi. Şimdi buradaki MUX'ların durumuna bir bakalım. Tersten gidelim. Girişlerin hepsi 1-1-1-1 olduğunda şu I0-1 ise şu MUX'ın alttaki girişi çıkış olacak. Güzel. Bu MUX'ın alttaki girişi nereye gidiyor? Buradaki başka bir MUX'a gidiyor. Bu MUX'ı kontrol eden kişi kim? I1. I1'in de 1 olduğunu düşünürsem hop alttaki MUX onu kontrol ediyor. I2'ye bakalım. I2 1 olduğu zaman bir alttaki MUX onu kontrol ediyor. I3 1 öyleyse en alttaki MUX. Demek ki şu en alttaki SRAM hücresinin içine lojik 1 yazarsam girişim 1-1-1-1 olduğun zaman çıkışım lojik 1 olacak. Ya da lojik 0 yazarsam girişim 1-1-1-1 olduğu zaman çıkışım lojik 1 olacak. Yani ben bu 4 tane giriş için yani 4 girişli bir fonksiyon tanımlıyorum. Ve bu fonksiyonun doğruluk tablosuna göre buradaki SRAM'lere lojik 1 ya da lojik 0 yazıyorum. Burada da bir tane şey görüyor olmalısınız. Hop, nerede? Burada da bir tane MUX'ım var. Ve de burada da bir tane SRAM hücrem var. Bu SRAM hücresi neyi seçiyor? Bu elemanın çıkışının bir flip-flop çıkışı mı, bir register çıkışı mı yoksa kombinasyonsal devrenin çıkışı mı olacağını seçiyor. Bu kadar. Dolayısıyla programlama dediğimiz şey, konfigürasyon dediğimiz şey aslında buradaki SRAM hücrelerini lojik 1 ya da lojik 0 yazmaktan ibaret. Peki, lojik blokların büyüklüğünü seçtik. Dedik ki lookup table bizim için en iyisidir. Ne fazla büyük ne fazla küçük. Nasıl programlıyoruz? İşte SRAM'lere birler sıfırlar yazarak konfigüre ediyoruz. Güzel, o da tamam. Ama en büyük olayımız neydi? Bu lojik blokları tasarladık, pembe blokları. Gayet güzel. Bir lojik bloğun bir çıkışı var. Bu çıkışı aldım, başka bir yere giriş olarak bağlayacağım. Ama bunu buradan alıp başka bir pembe kutuya nasıl göndereceğim? İşte bunun için arada bir bağlantı mimarisi yapmam gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz şey ada tipi mimari, Intel'in kullandığı bir mimari. Bağlantı mimarileri, farklı farklı bağlantı mimarileri var ama sonuçta her biri switchbox ya da benzeri yine konfigüre edilebilir yapılardan oluşuyor. Bağlantıların esnek olması gerekiyor. Yani şu pembe bloktan aldığınız çıkış FPGA'nin öteki ucuna kadar götürülebilir. Ya da yakınlarında bir yerlere götürülebilir. Dolayısıyla bu bağlantılar hani bir uçtan diğer uca bütün lojik blokları birbirine bağlar şekilde kurulmuş olmalı. Bağlantı gereksinimleri devreden devreye değişir. Örneğin sadece bir toplama devresi yapacaksanız bir tane lojik bloğun içerisinde kalabilirsiniz. Ancak bunu alıp da tutup işte başka bir köşedeki yani girişi bir köşeden alıp çıkışı başka bir köşeye gönderecekseniz o zaman bağlantı gereksinimleriniz yine değişecektir. Burada önemli olan şey şu, mesajımız şu. Bir FPGA'nin bu yönlendirme ağı toplam alanının %80-90'ını kaplıyor. Dolayısıyla bu mantık birimleri, az önce gördüğümüz birimler ancak %10-20'si kadarını kaplıyor. Peki. Öyleyse altyapımız da hazır. İşte programlamak demek, konfigüre etmek demek, birler sıfırlar yazmak demek. Bir şekilde eğer ki donanım olarak düşünebilirsem ben geri kalanını çeşitli araçlar var. İşte bu birleri sıfırları benim için üretecek. Benim yapmak gereken şey ne? Bir işte tasarım girişi oluşturmak. Bu tasarım girişi az sonra göstereceğim. Donanım tanımlama diliyle yapabilirim. Yazarak yapabilirim. Yani bir kodlamaya benzer bir şekilde yapabilirim. Şematik çalışabilirim. Bir şekilde tasarımı bu araçlardan birine vermem gerekiyor. Bu araçlar benim için bunu sentezleyecek. Sentezlemek demek şu demek, yani şematik verdiğiniz bunu birazcık devreye çevirecek. Ya da yazılı bir şey verdiğiniz bunu biraz devreye benzetecek. Ve siz de bu devre üzerinden fonksiyonel testler yapabileceksiniz. İşlevsel benzetimini yapacaksınız. Bu işlevsel benzetim bize tasarımın doğru olup olmadığını gösteriyor. Tasarımınız doğruysa bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Ama tasarım istediğiniz gibi çalışmıyorsa, toplayıcı yapacaktınız ama toplamıyorsa, öyleyse başa dönüp tasarım girişini değiştirmeniz gerekiyor. Peki, tasarımımız doğru. Öyleyse bir sonraki adım ne? Bir sonraki adım yerleştirme. Az önce ne dedik? Bu routing, işte
bağlantıları kurma çok da yani bağlantıları kurma aslında en zor kısımlardan biri. Ancak ne iyi ki bu sol tarafta gördüğünüz araçlar bu işi bizim için yapıyor. Sadece ne yapıyor? Birazcık uzun sürüyor. Yani sizin tasarımınızı yazdığınız kadar olmasa da tasarımın büyüklüğüne göre işte birkaç dakikadan 20-30 dakikaya kadar yerleştirme süresi uzayabilir. Yerleştirmeyi yaptınız. Peki artık bir lojik bloğun çıkışının nerelere bağlanacağını biliyoruz. Öyleyse artık zaman analizi yapabiliriz. Neden? Çünkü bir sinyalin çip içerisinde ne kadar yol kat edeceğini, ne kadar dolaşacağını biliyorum. Zaman analizini yapabilirim. Zaman benzetimini yapabilirim. Ve zaman gereksinimlerim karşılandı mı? Yani delay yeterince ufak mı? Throughput yeterince yüksek mi? Bunları görebilirim. Bu da tamamsa programlama ve yapılandırma aşamasına geçebilirim. Yok, bu tamam değilse iki şey olabilir. Bir şeyleri ufak ufak değiştirip bazı konfigürasyonları değiştirip tekrar yerleştirme yapmayı deneyebilirim. Ya da en başa dönüp tasarımımı değiştirmem de gerekebilir. Araçlarda neler var? Şimdi bu sol tarafta araçların isimlerini yazdım. Şu işte 3 tanesi Xilinx'in, bir tane Altera Intel'in, bir tane de Lattice Semiconductor'ın aracının ismi var. Neden farklı farklı isimler var? Çünkü senelerdece bunlar değiştiler. Bazı sadece FPGA programlarken, bazısı System on Chip programlamak için özel üretildi. Bazısı HLX, işte High Level tasarım yapmak için özelleşti. Bunları bakacak olursak ne göreceğiz? Intel'in tasarım araçlarının akışına bakacak olursak ilk önce tasarım girişini ben şeyle değiştirdim. HDA kodlamayla değiştirdim. İlk önce bir kodu yazmamız gerekiyor. Bir şey yazmamız gerekiyor. Bunu Quartus'ta ya da başka bir metin düzenleyicide yapabiliriz. Elimizde hard IP'ler vardı, işte soft IP'ler var. Bunları alıyoruz. Kağıtta yaptığımız tasarımı kullanıyoruz. Sonuçta bu tasarımımızı oluşturuyoruz. Nokta V, veri loğun V'si. Nokta V dosyasını oluşturduk. Simüle ettik. İşte çalışana kadar birazcık değiştirdik. Tekrar simüle ettik vesaire. Her şeyden eminsek bu emin olduğumuz nokta V dosyasını bu araca gönderiyoruz. Araçta sentezliyoruz, tasarlıyoruz, implement ediyoruz. Yani FPGA'nın üstüne yayıyoruz. Üretiyoruz. Ürettiğimiz şey ne? Bir birler sıfırlardan oluşan bir binary, bir dosya. Bu binary dosyayı oluştururken bir şey daha eklememiz gerekiyor. O da kullanıcı kısıtları. Yani hangi pin nerededir? Ne kadarlık saat kullanıyorum? Onun gibi fonksiyonel olmayan kısıtlarımızı da sisteme vermemiz gerekiyor. O bize bir programlama dosyası çıkartıyor ve programlama dosyasında programlayıcıyı kullanarak FPGA'nın üstüne atıyoruz. Peki, Xilinx'in tasarım akışı aynı. İsimler değişiyor. Dosya uzantıları değişiyor. Xilinx'in başka bir tool'u Vivado'nun FPGA için tasarım akışı aynı. İsimler değişiyor. Bazen uzantılar değişiyor. Peki. Buraya kadar bir sıkıntı yoksa buradan sonra bir tasarım örneğiyle devam edeceğim. Ve toparlamış olacağım. Neyle tasarlayacağız demiştik. Dedim ki bu tasarım girişini şematik tasarım da verebilirim. Ancak şematik tasarım işte toplama devresi, çarpma devresi falan için iyi, güzel çalışıyor ama daha büyük tasarımlar için şematik çizmek zor. Bu sebeple donanım tanımlama dili kullanacağım. Hardware Description Language, HDL. Yaygın kullanılan donanım tanımlama dilleri Verilog HDL, VHDL. Bu ikisi aynı şey değil. V ile başlıyor. Bir diğeri de System Verilog. Bunların tamamı C ile benzerlik gösterir. Ancak amacımız bir devre tasarlamak. Bunu unutmadığımız sürece hangi dil olursa olsun rahatlıkla öğrenip rahatlıkla yazabiliriz. Tasarımımıza bir tepeden bakmamız lazım ilk önce. Tasarımımızın algoritmik soyutlama aşamasına bakmamız lazım. Sistemin fonksiyonu nedir? Örneğin bu devre 3 bitlik bir toplayıcıdır gibi algoritmik. Bu algoritmik soyutlama aşamasını nerede görüyoruz? Elbette bir işlemci programlarken, bir mikrokontrolör programlarken görüyoruz. Yani nasıl görüyoruz? C'de yazıyoruz zaten. Çıkış eşittir
Giriş 1 artı giriş 2. Algoritmik soyutlama aşaması. Peki. Bir alttaki soyutlama aşaması, yani biraz daha ince ayar yaptığımız, daha temele yakın olan soyutlama aşamamızsa RTL, Register Transfer Level, yani kayıt aktarım seviyesi. Burada ne oluyor derseniz, burada sinyallerin, verilerin, kontrol işaretlerinin nasıl değiştiğini aslında belirliyoruz. Belli, bu sinyaller nereden gelebilir? Bu veri olabilir, kontrol işaretleri olabilir ya da bellek elemanlarının değişimi olabilir, saatlerin, saat işaretinin kendisi olabilir. İşte donanım tanımlama diliyle hedeflediğimiz soyutlama aşaması, yani yazdığımız, kullandığımız soyutlama aşaması bu Register Transfer Level kayıt aktarım seviyesi. Yani başka bir deyişle basit bir devrede giriş sinyali değişince çıkış sinyalinin nasıl değiştiğini tanımlamak. Ya da giriş sinyalleri değiştiği zaman durumların, bir bellek elemanının çıkışının nasıl değiştiğini tanımlamak. RTL seviyesi. Bir alttaki ne? Kapı seviyesi. Kapı seviyesinde olayımız ne? Kapı seviyesindeki olay bütün bu sistemdeki kapıların nerede ve birbirine nasıl bağlı olduğu. Biraz daha aşağı inerseniz anahtar seviyesine varırsınız ki anahtar seviyesinde de aslında transistör kimin ne iş yaptığını yazdığımız, çizdiğimiz seviye oluyor. Yani biz donanım tanımlama dilinde şu anda RTL seviyesinde çalışıyoruz. O bize kapı seviyesinde ya da anahtar seviyesinde netlistler oluşturan programlarımız var. Örneğin RTL seviyesinde çalıştınız ve ASIC tasarlamak istiyorsanız mecbursunuz kapı seviyesinde ya da anahtar seviyesinde netlist üreten araçlarla bu RTL seviyesindeki işinizi compile etmeye. Peki. HDL ile sayısal sistem tasarımını nasıl yapıyoruz? Birkaç tane sorumuz var, birkaç tane aşamamız var. İlk aşama şu, devre ne yapıyor? Devrenin ne yaptığını tasarlayalım. Devreyi tanımlamaya yetecek kadar net ama yine de genel olarak ne yaptığını söyleyen bir cümle bulmam gerekiyor. Örneğin devre ne yapıyor sorusuna, bu devre toplama yapıyor diye cevap vermek yeterince net değil. Dolayısıyla bir adım daha ileri gidiyorum. Bu devre 2 adet 3 bitlik işaretsiz sayının toplamını üretiyor. Güzel. Devrenin ne yaptığı açık. Peki devre bu işi nasıl yapıyor? Devrenin nasıl çalıştığını 3 şekilde tanımlayabilirim. Bir tanesi yapısal, bir tanesi veri akışı, bir tanesi de davranışlar. Hala RTL seviyesindeyim. Başka bir seviyeye geçmeyeceğim. Kullandığımız şey genellikle davranışsal. Yani girişe bağlı olarak çıkış nasıl değişiyor? Çıkışın davranışı nasıl değişiyor? Çıkışın davranışını tanımla. Devrenin nasıl çalıştığını da bu şekilde tanımlıyorum. Bu tanım aslında HDL kodunu yazmakla eşdeğer. Az sonra bir örnek yazacağım zaten. Bu kodu yazdıktan sonra ne yapıyorum? Derliyorum ve benzetim yapıyorum. Nerede? Kullanacağım hedef platforma göre seçiyorum bunu. İşte ASIC yapacaksam başka bir yerde. FPGA'yı işte Xilinx ürettiyse, işte şu modellerse ise de bu modellerse Vivado'da, yeni çıkan modellerse Vitis'te ya da Altera'nın bir FPGA ise Quartus'ta derleme yapıyorum, benzetim yapıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Hedef üzerinde gerçekliyorum. Bu hedef herhangi bir FPGA üreticisinin FPGA'yı olabilir ya da ASIC yapacaksam eğer düzgün bir layout çizip işte FEB'e göndermem gerekiyor. Peki. FPGA için tasarım akışına. Bu akış akışımızı tekrar önümüze alalım ve bu kez birazcık özelleştirelim. Tasarım girişini, sözlü tanım, güzel. Çıkışta ne var? Ne sentezledik, ne aldık? Tapmodül.v diye bir dosya aldım. Bu tapmodülün görünümü bu. Diyorum ki iki tane girişi var, in1, in2, bir tane de çıkışı var. Peki, simüle ettim, şey yaptım, doğruydu, güzel. Bu cihaz özellikleriyle birleştirerek yerleştirme ve yapılandırmayı yapacağım. Bu tap modülü alıp FPGA'nin üstünde bir yere, FPGA, fiziksel FPGA'nin üstünde bir yere yerleştiriyorum. Bu yerleştirdiğim yerden in1 dediğim şey aslında fiziksel olarak AJ12 gibi bir pine denk geliyor. In2 dediğim şey aslında fiziksel olarak BT56 olsun ve out dediğim şey ise AF35 olsun demek. Bunlar benim asgari kısıtlarım. Başka ne kısıtlarım olabilir? İşte saat frekansı şudur. İşte
saat frekansı devrenin şurasına, saat işareti devrenin şurasına en fazla bu kadar gecikmeyle ulaşsın. Ya da bu devre en fazla şu kadar büyüklükte olsun gibi başka başka kısıtlarımız olabilir. Bütün bu kısıtlarımız aslında cihaz özelliklerimizi de bu tapmodül.v ile birlikte aldığımız zaman tapmodül.vo diye bir netlist üretiliyor bize. Ve bu netlistten biz zaman gereksinimleri karşılandı mı analizleri yapabiliriz. Daha sonra bu netlisti kullanarak bir binary dosya üretip bunu programlama ve yapılandırmada kullanabiliriz. Peki. Tasarım yaparken nelere dikkat edeceğiz? Tavsiye ettiğimiz şey her zaman alt devreler kullanmak. Bu alt devreler dediğimiz şey bloklar, bileşenler, örneklemeler, instantiation gibi farklı farklı isimlerimiz var. Neden alt devrelere böleceğiz? Çünkü tasarımımız anlaşılır, kolay test edilebilir, güncellenebilir ve yeniden kullanılabilir olur. Alt devreleri tasarlayıp, işte bu alt devre bir bellek parçası da olabilir, toplayıcı da olabilir, çarpıcı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Daha büyük devrelere kadar başka şeyler olabilir. Bir alt devreyi tasarlayıp, test edip, çalıştığına emin olduktan sonra bir üst seviyeye geçiyorum. O alt devreyi alıp üst devrede kullanmak en iyisi. Peki, bütün bunları yaparken donanım tanımlama dili kullanacağım dedim. İki tane sık kullanılan, aslında son yıllarda bir de üçüncü System Verilog girdi işin içine. İki tane çok sık kullanılan dil var. Verilog ve VHDL. Hangisinden öğrenmeye başlayalım diye sorarsanız, bence yeni başlayanlar için Verilog'u anlamak, Verilog'dan başlamak daha kolay. Ancak dilin gerçekten hiç önemi yok. Yaygınlık açısından ikisi birbirine eşdeğer. İkisinin de standartları belirlenmiş ve bir donanım tanımlama dili öğrendikten sonra diğer dile geçmek çok kolay. Tek öğrenmemiz gereken şey, ben burada bir donanım tasarlıyorum. Bunu kavradıktan sonra hangi dili kullandığınızın çok da bir önemi yok. Yani iki dili de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten ben iki dille de yazıyorum. Farklı projelerde farklı şeyler yazmam gerektiği için. Ve sintaks yazım hatası yaptığım zaman zaten araçlar beni uyarıyor. Onun dışında devre mantığında bir hata yaptığım zaman hangi dili kullanırsam kullanayım araçlar beni uyaramaz. Bu sebeple donanım tanımladığımızı anladığımız sürece, donanım tanımladığımızı unutmadığımız sürece hangi dili kullandığımızın bir önemi yok. Peki donanım tanımlamakla C ya da başka bir programlama diliyle bir şey programlamak arasında, program yazmak arasında ne fark var? Bir kere bir devrenin belli bir yapısı ve işte alt birimleri vardır az önce bahsettiğimiz gibi. Ve devrelerdeki zamanlama ile programlamadaki zamanlama birbirinden çok farklı. Bir devrede bir PCB üstüne ya da bir işte silikon üstüne toplama devresi, çarpma devresi, başka bir şey devresi yan yana koyabilirsiniz. Dolayısıyla toplama, çarpma ya da o başka bir şey aynı anda gerçekleşiyor demektir. Aynı anda ve her zaman oraya bir toplama devresi koyduğunuz takdirde orada toplama devresinin çıkışı her zaman girişi değiştikçe değişiyor demektir. Yani şimdi toplasın, 3 saniye sonra toplamasın gibi bir şey diyemezsiniz. Programlamada çok sık yaptığımız bir şey bu. Evet, topla 10 nanosaniye, işte 10 milisaniye bekle. Bir devreyi 10 milisaniye bekle diyerek 10 milisaniye bekletemeyiz. Orada 10 milisaniyeyi sayacak başka bir şey yapmamız gerekir. Ve 10 milisaniye beklerken devrenin enable'ını 1 ya da 0 yapmamız gerekir. Bu sebeple devre ile, devre tanımlamak ile programlama birbirinden oldukça farklı. Bir örnekle göstereceğim şimdi. Çok ufak bir örnek. Bir toplama devresi tanımlayalım. Toplama devresi olur, başka bir şey olur. Verilog donanım tanımlama diliyle yapacağım. Burada dilin önemi yok. Temel adımlarımız şunlar. Bir, modülü tanımla. Yani devreye bir tepeden bir bak. Girişi ne, çıkışı ne? Bir bunu gör. İki, giriş çıkışlarını tanımla. Yani girişi 8 bitlik mi, çıkışı 5 bitlik mi nedir? Onları tanımla. Üç, tam da işte bu. İçeride ne oluyor? Çıkış girişe göre nasıl değişiyor? Bu davranışı tanımla. Toplama devresi, yarı toplayıcı var karşımda. Sintaksı aslında doğrudan verdim.
Buradaki syntax da işte noktalı virgüller, satır sonu, çift slash yorumlar için kullanılıyor. Peki, ilk adımım neydi benim? İlk adım modül tanımlama. Tepeden bakalım. Yarı toplayıcı. İki tane girişi var. A ve B. İki tane çıkışı var. S ve C out. Güzel. Tepeden baktım. Ne gördüm modülde? Modülün ismini gördüm. Half-header. Ve dışarıyla nasıl haberleştiğini gördüm. A, B, S ve C out. Bu kadar, bitti. Modülü tanımladık. Daha sonra ne yapıyorum? Giriş çıkışları tanımlıyorum. Tanımlayalım. Girişim A. Güzel. B. Birer bitlik giriş. Tanımladım mı? Tanımladım. İki tane de çıkışım var. S ve C out. Output. Bunlar da birer bitlik. Burada eğer ki giriş ve çıkışlarımız birer bitlik değil de en bitlik olsaydı, bunların en bitlik olduğunu ve de yüksek anlamlı biti nasıl numaralandırdığını, düşük anlamlı biti nasıl numaralandırdığımı söyleyecektim. Peki. Başka neler var? Hani giriş ya da çıkış olmayan ancak içeride kullandığım, tanımlamam gereken başka işaretler olabilir. Bu işaretler wire, bildiğimiz düz kablo, önceki girişlere bağlı olmayan, sadece şu anki girişlere bağlı olan değerleri tutar. Ve de register, yani reg. Bu bildiğimiz register, önceki değer ve durumlara bağlı bir sinyal, bir işaret. Peki. Sayılar, değişkenler varsa bunları nasıl tanımlayacağım? Bunları tanımlarken de tavsiye edilen şey, yani yapmamız gereken şey şu. Kaç bitlik bu sayı? Birazcık programlamadan hafiften uzaklaştığımız yer burası. Programlamada da işte floating, fixed ya da uint falan gibi tanımlamalar yapıyoruz elbette. Buradaysa kaç bitlik olduğunu, sayıyı hangi tabanda yazacağımı, compiler için sadece, neticede her şey 1-0'a dönecek. Ve de sayının değerini yazmam gerekiyor. Örneğin şuradaki gibi 4 bitlik binary bir sayı tanımladım. 1-1. Bu sayı ne? 4 bit olduğuna göre 0-0-1-1 olmalı. Sadece 549 gibi bir sayı yazarsanız bu desimaldir. İşte ondalıktır. Genişlik belirletilmemiş. Bu sebeple devre tasarımı için tavsiye edilmez. Simülasyon için kullanan. Peki. Şimdi fonksiyonunu tanımlayalım. Fonksiyonu tanımlayalım. Fonksiyonda ne yapıyoruz? Devreyi hatırlarsanız S ve C out iki tane çıkışım var. Bir tanesi A ve B'nin XOR'u, diğeri de A ve B'nin AND'i idi. Böylelikle devrenin davranışını da tanımlamış olduk. Bu bir kombinasyonsal devreydi. Ardışıl devrede birazcık daha değişiyor işler. Yani birazcık daha değişmiyor. Ardışıl devrede assign yerine başka bloklar kullanıyorum. Ama sonuçta yaptığım iş yine aynı kalıyor. Şimdi bu örnekte önemli olan nokta şu. Burada C out ataması ile, tekrar buraya dönelim. S ile ilgili atamayı üst satıra, C out ile ilgili atamayı alt satıra yazdım. Ancak bu devrenin yapısında hiçbir şey değiştirmez. Yine S ve C out'u aynı anda elde ederim. Şimdi bunların birer instruction olduğunu ve de işlemciyle ya da mikrokontrolörle gerçeklediğinizi düşünseniz bu ne olacaktır? Birinci cycle'da S, ikinci cycle'da C out'u elde edeceğiz. Halbuki burada öyle bir şey yok. S ve C out ikisi de aynı anda A ve B'nin değişimiyle birlikte elde ettiğimiz çıkışlar. Bu sebeple devrede birçok şey A ve B'deki ya da girişlerdeki değişimle birlikte simultane paralel olurlar. C programlama dilinin aksine az önceki iki lojik ifade sıralı olarak işlenmezler. En büyük fark bu. Benim en azından işte senelerdir bununla ilgili dersler veriyorum. Derslerde gördüğüm en sık yapılan hata demeyeyim, anlaması, sindirmesi en zor olan kısım burası oluyor. Peki, birkaç tane soru var. Ekrem Demiralay, bu programda Türkiye'nin hangi alanlarda uzmanlaşmış insana ihtiyacı var? Ne tarz uygulamalara ağırlık vererek kendimizi geliştirmemiz gerekir? Ya aslında birçok alanda hani makine öğrenmesinden tutun da işte görüntü işlemeye kadar. Hani bugün Çamlıca'ya kocaman bir televizyon kulesi dikiyoruz. Orada birçok kanaldan gelen, çok hızlı gelen, çok yüksek hızla gelen videoların
işlenmesi, filtrelenmesi, işte sınıflanması ya da her ne yapılıyorsa o videolar, onların yapılması ve bir yerlere gönderilmesi gerekiyor. Bu tip alanlardan tutun da işte 5G, 6G haberleşme alanlarına kadar, bunların işte baz istasyonlarındaki yapılarına kadar yüksek hız gerektiren şeyler ya da otonom araçlardan bahsediyoruz. Orada makine öğrenmesi algoritmalarını ve benzerlerini gerçekleyebilen yapılara kadar birçok uygulamada, birçok alanda uygulamalar da kullanılıyor FPGA'lar. Ne tarz uygulamalara ağırlık verdiğiniz açıkçası çok da önemli değil. Yani yeni başındaysanız bir süre sonra görüyorsunuz ki zaten sayısal devre tasarımı temel bloklardan oluşuyor. Sizin kavramanız gereken şey çalıştığınız alandaki algoritmayı anlayabilmeniz gerektiği. Haberleşme alanında çalışıyorsanız işte gerçeklemeniz gereken modülasyonu anlamanız gerekiyor. O modülasyonu anladıktan sonra, modülasyon dediğimiz zaten çarpma ve toplamadan ibaret. Ya da siber güvenlikle ilgili çalışacaksanız, bir güvenlik modülüyle ilgili bir işte şifreleme modülü tasarlayacaksanız, o şifrelemenin nasıl gerçekleştiğini anladıktan sonra yaptığınız şey çoğunluğu egzor olan lojik işlemler, mantıksal işlemler. Dolayısıyla uygulama alanını değiştirseniz de tasarlayacağınız şey temel aritmetik ve lojik işlemler. Bu sebeple o hiyerarşik yaklaşım, alt modüllü yaklaşım yine çok önemli. Şimdi Türkçe kaynaklar, eğer özellikle Türkçe kaynak arıyorsanız Türkçe kaynak var. 2 sene önce falan çıkmış kitaplar var sanırım. Onun dışında gömülü sistemlerle ilgili Türkçe web sayfaları var. Çizgi Tagem'in çalışmaları var. Türkçeleştirdiği birçok yayın var. Onları tavsiye ederim. İbrahim de şey diyor, Ekrem Bey bir tane development board alıp kurcalamaya başlayın, en iyisi, en hızlısı bu şekilde öğrenebilirsiniz demiş. Doğrudur, olabilir. Bir board, yani dolar da yükseliyor falan ama board alamasanız bile simülasyon düzeyinde çalıştırmak bile, hani o kadar aynı keyfi vermiyor ama simülasyon düzeyinde bile deneyebilirsiniz bir şeyleri. Az önce söylediğim gibi I2C, JTAG ve UART'ın zaten ne yaptığını biliyorsanız, ki işte zamanlama diyagramına bakıp o diyagramdan bir şeyler çıkartabiliyorsanız bunun devresini de yazabilirsiniz. Hani FPGA ile ya da başka bir şeyle değil, sadece I2C, JTAG, UART'la birleştirebiliriz ki bu üçü, JTAG değil, I2C ve UART zaten çok örnek modülde bulabilirsiniz. Verilog'da ya da VHDL'de ya da System Verilog'da yazılmış UART ve I2C modülleri de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun dışında eğer ki haberleşme tarafına yönlenecekseniz işte CAN-BUS, EtherCAT falan gibi biraz daha yüksek hızlı, ne bileyim, otonom araçlarda ya da fabrikalarda kullanılan EtherCAT gibi protokolleri de öğrenebilirsiniz ki I2C ve UART gerçekten işte 3. 4. sınıf öğrencilerine ödev olarak verdiğimiz yapılar oldular artık. O kadar sık kullanılıyorlar. Biraz farklı bir yerden yaklaşayım derseniz, bu tip daha hızlı, daha farklı, daha yeni protokollerde çalışabilirsiniz. Peki az önce ne yaptık? Yarı toplayıcı yaptık. Bir de tam toplayıcı yaptığımızı varsayalım. Çok uzatmayayım lafı. Gerek yok kodun nasıl çalıştığına. Bir de tam toplayıcı yaptık ve 2 bitlik bir toplayıcı yaptım burada. 2 bitlik toplayıcı, bir tane tam toplayıcı, bir tane de yarı toplayıcıdan oluşuyor. Hiyerarşik tasarımdan kastımız bu. Şuradaki artılara basarsanız bunlar sizin tasarımınız. Ya da soft IP ya da hard IP olabilir. Bu blokları alıp bir başka modül içinde birleştirebilirsiniz. Bu birleştirmeden sonra ne yapabilirsiniz? İsterseniz işte buradan bir kabloyu söküp başka bir yere bağlarsınız. İsterseniz işte bu full adder'ı ya da half adder'ı, yarı toplayıcıyı ya da tam toplayıcıyı değiştirip tekrar devrenizi sentezleyebilirsiniz. Tekrar bütün devreyi sentezleyebilirsiniz. Peki, bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Benzetim aşamasına geçiyorum. İlk önce ne demiştik? Fonksiyonel bir benzetim yapacağım. Burada yine Verilog'la ya da VHDL'le
bir test bench yazabilirim. Bu test bench gerçek bir devre değil. Gerçek bir devre olmadığına göre dışarıyla haberleşmesine gerek yok. Bu test bench, buradaki parantezin içi boş. Güzel. Demek ki input, output, giriş, çıkış hiçbir şey olmasına gerek yok. Peki bu test bench ne yapıyor? Bu test bench benim az önce tasarladığım 2 bitlik adder'ı alıyor ve test ediyor. Genellikle UUT ya da DUT, unit under test olarak isimlendiriliyor bu. Bu hangi üniteyi test edecekseniz, hangi birimi test edecekseniz onun girişlerini register, çıkışlarını while olarak tanımlıyoruz. Aslında burada yaptığımız şey şu, ben az önce tanımladığım bu yapıyı aldım ve bir test bench'in üstüne, gerçekten laboratuvardaki bench'in üstüne koydum. Ne yapmam gerekiyor? Kayıtlı girişleri buna vermem gerekiyor. Dolayısıyla bir register'dan bir giriş üretmem gerekiyor masanın üzerinde. Çıkışları da alıp kablolarla işte osiloskopa, lojik analizöre bağlamam gerekiyor. Yaptığım şey tam da bu işlemi bilgisayarda yapmam. Daha sonra ne yapıyorum? Girişleri değiştiriyorum. Girişi 0 yap, girişi 1 yap, girişi 3 yap, girişi 5 yap diye farklı farklı girişler veriyorum. Ve bu girişlerin arasında bir süre bekliyorum. Bekle demek, yani devre bekleyemez. Ancak şu anda yazdığım şey, şu anda yazdığım bu test bench gerçek olmadığı için isterseniz bekle dersiniz, isterseniz dosyaya yazdırırsınız, isterseniz bir dosyadan veri alırsınız. Gerçeklemeyeceğiniz için bu tarafta biraz daha özgürsünüz. Ve daha sonra nereye gidiyorum? Daha sonra bir simülasyon aracına gidiyorum. Simülasyon aracında şurada nelerim var? Çalışma klasörümde kendi yaptığım modüller var. Onun dışında burada birçok modül göreceksiniz. Bu modüller, bu kütüphaneler kullandığınız FPGA'in ya da FPGA ailelerinin kütüphaneleri. Bunlara da ihtiyacımız var. Ancak biz, araç bunlarla ilgileniyor, biz ilgilenmiyoruz. Bunlar da yine simülatörün ulaştığı yerde. Daha sonra ne yapıyorum? Simüle ediyorum ve şu siyah üstüne yeşil çizgilere bakarak gerçekten toplama yapmış mı, yapmamış mı onları görüyorum. Böylelikle simülasyonu bitirmiş oluyorum. Simülasyon, doğrulama, bunlar kendi içinde çok büyük önemli konular. Biz şu anda sadece bir toplama devresini simüle ettik. Bu sebeple gözle simülasyon yapabilirdik. Ancak 32 bitlik bir işlem, bir 32 bitlik bir toplayıcıyı ya da bir 32 bitlik bir işlemciyi test ettiğinizi düşünün. Giriş kombinasyonu nedir? 2 üzeri 64. 2 üzeri 64 kombinasyon her biri bir nanosaniyeden çok uzun zaman alır. Ve siz bunu gözle kontrol edemezsiniz. Bu sebeple doğrulama, test, verification bunlar da özel çalışma gerektiren alanlar. Bir 2 bitlik toplayıcı için değil ama daha büyük devreler için çünkü çok önemli hale geliyor. Peki, test ettik. Güzel, çalışıyor. Zamanlama testlerini de yaptık. İstediğimiz gecikmelerde bize sonuç veriyor devremiz. Sonra ne yapacağım? Sonra gerçekleme adımı var. Gerçeklemek için kartlar kullanabiliriz demiştik. Şu en büyük olan resimde, gerçekte en büyük olan değil, bir Zibo. Üzerinde şu soğutucunun altında bir system on chip var. Bu karta birçok yerden erişebilirsiniz. Satın alabilirsiniz az önce tavsiye edildiği üzere. Hibe için başvurabilirsiniz. Firmalar öğrencilere ya da akademik personele hibe gönderiyorlar. Hibe için başvurabilirsiniz. Ya da eski modelleri bazen hani yerli üniversiteler de elden çıkartmak isteyebiliyor. Türkiye'deki üniversitelerde de ara sıra görüyorum ya da Türkiye'deki kurumlarda da ellerindeki eski kartları elden çıkartmak istiyorlar ve ücretsiz olarak bile verdikleri oluyor. Bu tip bir yerden kart edinebilirsiniz ya da ödünç aldınız falan. Bunlar akademik olarak da çok sık kullandığımız kartlar. Ancak tabii ki endüstride bu tip kartlar o kadar da sık kullanılmıyor. Neden derseniz bunun üstünde gereksiz bir sürü switch, işte hiç kullanmayacağınız şuradaki gibi düşük hızlı input output'lar falan böyle şeyler var. Halbuki sizin belki de ihtiyacınız o değil. İhtiyacınız belki de bir USB girişi. Belki de ihtiyacınız işte bir anten. Şu bir RF SoC. Dolayısıyla bunun üzerinde antenler falan da var. Dolayısıyla ihtiyacınız neyse ona göre kartlar da bulabilirsiniz.
Fiyatlar genelde soruluyor. Şu üstteki kart 5.900 dolar civarında. Çünkü yani en pahalısı idi bu. Bu alttaki kart ise hiç o fiyatlara çıkmıyor. Ancak bunlar dediğim gibi çok öğrenmek için kullanılan kartlar değil. Öğrenmek için daha ziyade şu sol taraftaki gibi LED'leri, switch'leri olan kartları tavsiye ediyoruz. Ancak tek opsiyonumuz da bunlar değil. Bu sebeple bu kartları buraya koydum. Şimdi gerçekleme yapmak için kartınızı seçiyorsunuz. Kartın üstünde işte şuradaki gibi bir tane Spartan 3 olsun. Neden Spartan 3? Az önce söyledik. FPGA'ların içinde PLL'ler, blok RAM'ler, lojik bloklar, şunlar bunlar var. Ve benim tasarımım için şu kadar RAM, bu kadar lojik blok, bu kadar DSP lazım dedik. Ve en uygununun işte Spartan 3 olduğunu gördük. Güzel. Spartan 3 FPGA olsun. Onun yanında bir tane flash memory olsun. Yanında işte iki buton, bir bilmem ne olsun. İşte şöyle şöyle IO giriş çıkışları olsun. Bir adet USB çıkışı olsun. USB bağlantısı olsun. Eğer ki sisteminiz bunları gerektiriyorsa bu kartı alıp kullanabiliyorsunuz. Bu kartla birlikte almanız gereken şey bu kart için bir kılavuz. Neden? Çünkü bu USB'nin ya da diğer giriş çıkışların ya da flash'ın hangi pinlere bağlı olduğunu bir referanstan, bir kılavuzdan görmem gerekiyor. Bir de ne? Bir de FPGA için Master XDC dedim ya da SOF ya da UCF Master kısıt dosyası. Yani hangi pinin isminin ne olduğuna ihtiyacınız var. Böylelikle gerçeklemeyi de tamamlayabilirsiniz. Bu benim son slaytım. Özet artık. Özetten önce Zor Bey Aslan'ın yorumu var. 32 bit ARM tabanlı mikro denetleyiciyle çalışıyorum. FPGA biraz daha karmaşık geldi. Doğrudur, ben biraz karmaşık anlatmış olabilirim ama şey de var. En başta söylemiştik zaten. Mikrokontrolörün kullanımı kolay. Daha hızlı prototipleyebiliyoruz. Verilen işlemi, bir de hani bir süre onunla çalıştıktan sonra artık bana ne verseniz ben bunu C'de yazar, işte STM'de ya da ARM tabanlı başka bir mikro denetleyicide gerçeklerim seviyesine ulaşmamız da aslında o kadar uzun sürmüyor. FPGA'de ise birazcık o mantığı değiştirmek gerekiyor. Ben burada bir donanım tanımlıyorum. Burada ben topla deyince toplayan, bekle deyince bekleyen bir yapı yok. Bekletebilmek için devreyi benim oraya bir sayaç koymam lazım. Benim hangi clock hızında olduğumu bilmem lazım. O clock hızında belli bir sayıya kadar saymam lazım. Ve bu saydıktan sonra işte 10 milisaniye doldu işareti üretmem lazım. Bütün bunları tasarlamam lazım diyoruz. Benim açımdan da ben de programlarken ya bunun üçüncü bitini ben nasıl çekiyorum falan gibi şeyler düşünüyorum. Öteki taraftan yani donanım tanımlamadan geldiğiniz zaman da programlamada bunu nasıl yapıyorduk gibi kafa karışıklıkları oluyor. Onun için gayet anlaşılabilir bir şey. Aslında karmaşık değil ama uzunca bir süre programlama ya da C ya da benzeri diller kullandıktan sonra bu ben devre tanımlıyorum'a tekrar alışabilmek biraz zor. Yani zor değil. Kafa karıştırır sadece. Peki, nelerden bahsettik? İlk önce FPGA ile bizim sıkça kullandığımız diğer işlemci ünitelerini, işte mikrokontrolörleri, GPU'ları, ASIC sıkça kullanılan bir ünite değil. Sayısal olarak sıkça kullanılmakla birlikte çok sık tasarlanan bir ünite değil. Bunları karşılaştırdık. Buradan işte benim projelerime uygun olur mu, olabilir mi? Bunlara dair bir söz söyledik. Daha sonra dedik ki peki FPGA'yı kullanacağım ama hangisini kullanacağım? Birkaç tane üretici ismi verdim aralarda. Her bir üreticinin farklı aileleri var. Dolayısıyla farklı özellikleri var. Kimisinin içinde işte daha büyük bellek alanı var. Blok bellekler var. Kimisinde lojik alan biraz daha fazla. Kimisi biraz daha hızlı, kimisi biraz daha ucuz. Dolayısıyla sizin isteğinize göre bir aile bulabilirsiniz. Bu aile tek FPGA yetmiyor. FPGA'nın yanında işte flash da olsun, DDR da olsun, işte Ethernet bağlantısı yapacağım o da olsun. Hatta işte şey de olsun, VGA bağlantısı yapacağım, VGA bağlantısı yapacağım, çevirici de olsun. Bunun gibi parçalarla birlikte kartları siz de yaptırabilirsiniz ya da hazır yapılmışları var ya da en baştaysanız prototipleme için kullanılan
geliştirme kartları kullanabilirsiniz. Tasarım ortamı olarak, yani bilgisayardaki tasarım ortamı olarak kullandığınız FPGA'in üreticisinin size sunduğu ortamı kullanırsınız ki hepsi zaten ücretsiz bunların. Basit bir tasarım yaptık, bir toplama devresi. Daha sonra öğrenmeye nasıl devam edebilirim derseniz çevrimiçi ders platformları gayet iyi. Üreticilerin destek sayfaları var. İşte komüniteleri var. Onlar gayet iyi. Türkçe'de de, Türkçe olarak da Çizgi Tagem'in bir ortamı vardı. O da, orada da oldukça fazla kaynak bulabilirsiniz. Burak Hoca'nın, Burak Kerlici'nin de 2 sene önce falan çıkmıştı sanırım. Verilog ve VHDL ile sayısal sistem tasarımı gibi bir kitabı vardı bildiğim kadarıyla. Onun, yani Türkçe kaynaklarda var elimizde. Çok teşekkür ederim. Sorular varsa diye biraz daha bekleyeceğim. Sanırım. Bunun dışında bana buradaki mail adresinden ulaşabilirsiniz.